Tekrar hoş geldiniz. Bir... Hoş bulduk. Yeni sorular mı var? Bizde soru bitmez. Yani hayatı anlamak için soru sormak lazım sürekli olarak. Ben de keşke anlamış olsam da paylaşabilsem ya. İşte sordukça ortaya çıkacak herhalde. Ben bu sefer birazcık sözü Can'a bırakmak istiyorum. Yani hem bu işte dijital dönüşümden bahsediyoruz. Ben dün birazcık daha böyle şeyden bahsettim. Hani kişisel gelişim bazında biraz insanın dönüşümüyle ilgili benim uzmanlık alanım o. Şimdi de Can biraz teknoloji alanına girip fikirlerinizi almak isteyecek. O yüzden sözü Can'a bırakıyorum ben. Tamam. Başlayalım. Şimdi dün şeyden Harari'den falan bahsederken şey geldi aklıma aslında. Herkes şu an korona dolayısıyla bir komplo teorisi yeni oldu ya. Hep kuruyoruz işte acaba yok şeyden mi çıktı virüs, laboratuvarda biri mi yarattı, hepimizin başına bela etti falan filan. İşte dün Harari'den bahsederken aklıma işte şey geldi. Elon Musk çıktı, Harari çıktı, bir yan fütüristik insan çıktı. Aslında bunlar belki bizim beğendiğimiz kişiler şu anda ama belki de geleceğimizi aslında planlıyorlar gibi geliyor bana kafamda. Ben de bir şey olarak. Mesela şeye baktığınızda şu an en fazla komplo teorisyenlerin göz az geçirdiği şeylerden bir tanesi o Bill Gates'in 2015'teki salgın konuşması. İşte hakikaten adam bir şeylerin önlemini alın. Biz işte Ebola ile falan uğraştık, bunu yendik ama siz gelecekte daha kötü şeyler olabilir diye bir hazırlık açıkçası şey yapıyor. Orada bir haberi veriyor. O dolayısıyla da ben şimdi yaptığım işle alakalı, teknolojik işlerle alakalı Microsoft'un bir yanın uygulamasını falan kullanırken dikkat ettiğim şeye baktığımda aslında hakikaten bir şeylere getirilmiş, yani bir şeylere, bir senaryonun son aşamasına gelinmiş gibiyiz. Çünkü şu anda hepimiz evdeyiz. Bütün şirketler aslında çoğu home office'e döndü. Ama ben evimden bütün organizasyonları, Microsoft'un ya da çeşitli kurumların çok kısa bir sürede yeni gerçekleştirdikleri yeni uygulamalar sayesinde evimden her şeyi yapabilir haldeyim. Bütün hepsini otomasyon haline getirebiliyorum. Kişiye bağlı halden çıkarabiliyorum. İnsansız hale getirebiliyorum. İşin içine yapay zeka koyup karar verebilir hale getirebiliyorum. Dolayısıyla adamın 2015'teki evet o haberi bize verirken arka tarafta çalışıp bizi aslında uygulamalarla, sattığı uygulamalarla çalışabilir. Bakın sistemler aslında evden de yürüyebiliyor şeyini çıkar getirmişler gibi düşünüyorum ben. Dolayısıyla sizin de hayatınızda bütün işte tiyatro olsun, sinema olsun, diziler olsun hep böyle senaryoları kendinizde bütünleştirmeyi hayatınızda daim etmiş bir kişi olarak mesela siz bu senaryolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bilemiyorum. Şimdi sen böyle söyleyince aklıma tarihin önemli karakterlerinin tarihle ilgili, doğayla ilgili yapmış oldukları yorumlar geliyor. İşte Erzurum'dan çıkan 1400'lerde, 1300'lerde yaşamış bir bilginin insan aslında hurma ağacından gelmiştir. İşte hurma ağacı dönüşmüş ve insan olmuştur diyor. Çünkü hurma meyvesini insanın teline benzetiyor. Yine daha öncesinde antik çağlarda bölünemeyen atom diye bir parçacık vardır deniyor. Yani atomun keşfini düşün, parçalanmasının durumunu düşün. Bunun ne kadar önceden söylendiğini düşün. Jules Verne'e gelelim, hadi hepimizin daha iyi bildiği işte. Çok büyük bir gemi yapılır, gemi batar ilk seferinde. Ay'a gidilir. Hani bu tarz şeyler çok da büyük bir fantezi gerektirmiyor. İnsanoğlu ortada. Herkes şimdi günümüzde çok fazla paylaşıyor. Bu dünya üzerinde dünyaya hiçbir yararı olmayan tek canlı. Hiç böyle düşündük mü mesela? Evet. Yani hiçbir yararı yok dünyaya insan olur. Yani insan bugün olmasa dünya, doğa, atmosfer çok daha barışçıl bir şekilde ve kendi düzeninde devam edebiliyor. Ve sanıyorum 1 milyon yıl sonra insandan, insan yapımı neredeyse hiçbir şey doğada kalmıyor. Eğer insan bugün yok olursa. 12 Maymun filmini hatırlarsınız. Bizim gençlik dönemimizin şahane bir filmiydi 12 Maymun. Oradaki büyük fantezi de buydu. İnsanı doğadan kaldırarak doğayı doğaya vermek. İnsanı doğadan kaldırmak. Yani. Ama onlar bir grup insan kaçıp yer altına saklanmışlardı. Bir tür zaman makinesi
icat etmişler ve o zaman makinesiyle problemin nerede olduğunu bulup o problemi orada çözmeye evet. çalışıyorlar. İlk problem filmin sonunda ortaya çıkıyordu. Hatırlarsan bir bilim adamı, dünyadan insanlığı silmek üzere görevlendirilmiş bir bilim adamı dünyanın çeşitli yerlerine bir virüs salmak üzere. Inferno'yu hatırlar mısın bilmiyorum. Tabii, yine. Tabii. Hep aynı hikayelerdir bunlar. Çok evet. büyük fantaziye gerek yok. Bu arada bu bahsedilen hikayede, bu anılan hikaye sanki bir şeylerin provası gibi geliyor bana. Açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü birileri gerçekten laboratuvarda bir virüs üretmek isterlerse bunu başarıyla yapabilirler. Ve bir nefeste milyonlarca insan ölebilir. Çok ilginçtir. Örnek vereceğim hani ne kadar acayip bir şey. Bundan 3 ay önce çok sevdiğim bir arkadaşımla birlikte çok konuşuyoruz dünya üzerine, insanların hayatı üzerine. Konuşurken demiştik. Ne olacak? İnsanlar nasıl farkına varacaklar içine düştükleri bu cehennemi? Ben de şey dedim ona, yani büyük bir felaket lazım. Yani insanların durup düşünecekleri, ne yaptıklarını farkına varacakları, bu çarkların yavaşlaması, herkesin bir durulması ve sakinleşerek ne yaptığını farkına varması lazım. Ama bu da bir bilinç istiyor. Evet. Çünkü biz zaten bağırıyoruz etrafta, yanlış gidiyor birçok şey. Yani bugün bak 8 yaşında bir çocuk kanserden öldü ve son isteği babasını görebilmekti. Göremedi babasını. Yani böylesine acı şeyler yaşanıyor. Adalet istediğimizi söylüyoruz. Dünyanın her yeri için bu geçerli. Sadece Türkiye için bu geçerli değil. Siyasetle uğraşan insanların kurtulabilir bir açlıktan ve sefaletten neden bu halkları kurtarmadıklarını anlamak istiyoruz. Neden insanların sadece Türkiye'de değil, dünyanın her Amerika'da da böyle görüyorsun işte yani. Bu size ne, biz bundan içeceğiz dediler ya, işte o klorin içiyorlar yani. Dinimiz amin falan yapmış durumda herifler. Yani çok acayip. Onların ağzıyla dinimiz amen. Öyle diyelim de hani sizler alınmasın. Böyle bir şey var, bir delilik hikayesi var. Bunu söylemiştim 3 ay önce. Dedim ki yani böyle bir şeye ihtiyaç var. Anlayabilmesi için insanların. Zizek, ondan işte Kill Bill'in 2. bölümünün final sahnesini örnek vererek bir şey anlattı mesela. Aslında öldük ama bir 3 adım atmamız gerekiyor dedi. O bir bilmem ne vuruşu yapıyor Kill Bill de işte bizim Kung Fu abiyi öldürüyor. Çekirge abiyi. Dediklerimiz aklın bizi götürdüğü yerler 3 aşağı 5 yukarı bu dünya üzerine kaygı sahibi insanlarda aynı şeyi gösteriyor. İnsanlık hani bir ergen vardır ya böyle 80 filmlerinde artık uyuşturucu kullanır, dans eder, kontrolsüzce herkesle yatar, kalkar böyle bir kafası gidiktir artık yani. Ve onun ayılması için ona bir tokat lazımdır hayatta. Bunun üzerine yazılmış, yapılmış filmler vardır. Özellikle Türk sinemasında çok vardır. Biraz öyle bir şey yaşıyor gibiyiz. Böyle bir şeyi umduk biz. Bir tokat lazımdı insanlığa. Umuyorum insanlık şu geçirdiğimiz 2 ay ve bu korkuyla bir şeyleri farkına varmıştır. Ya ben kendimi son derece sağlıklı buluyorum. Ama korkuyorum mesela annemlere alışveriş yaptığımda onlara poşet getirirken aman benden bir şey bulaşmasın diye. Hatırlayın Konya'daki hikayeyi. Mumleden dönen 33 yaşında bir iş adamıydı. 200-300 kişiye bulaştırdı. Süper bulaştırıcı diyorlarmış o insanlara. Hasta olduğunu bilmiyor. Evet, babası, evet. annesi, teyzesi, halası, amcası, dayısı, ablası herkes öldü etrafında. Hı hı. Yani süper taşıyıcıymış. Yani virüsün en yoğun bulundu. Evet. Millet de tabii ki Türk kültüründe çok rastlanan evet. hani sarılmak, öpüşmek, hoş geldin demek, işte elini öpmek yaşına göre ya da onun elini öpmesine izin vermesi gibi hikayelerde o hiçbir hastalık yaşamadı. Ailesi öldü. Yani korkunç bir şey bu. Korkunç. Bir mermi gibi bu hastalığı taşıyan vücutlar. Ve kendilerinin öldürebileceği ve fark etmeden bunu yapabilecekleri karanlığa kurşun sıkmak gibi. Kimi vurduğunu bilmiyorsun. Düşün 13 yaşında da çocuk öldü. Tabii ki çok fazla değil. İyi ki de çok fazla değil. Çünkü bu yaşta ölümler diğer insanlar tarafından çok yıpratıcı oluyor. Hani birinin 85 yaşında korona nedeniyle ölmesi o kişi kim olursa olsun seni çok daha üzmüyor. Yani gripten de ölebiliyorsun ya hani o yaşlarda. Ama kimi de kurtuluyor işte. Çok hastalıkları olmasına rağmen. Ne olur dijitalde? Bunların hiçbirini bilmiyorum. Daha fazla okumamız lazım. Hı-hı.
açık açık söylemem lazım. Daha fazla bilgilenmemiz lazım. Durumun içine kendimizi daha fazla sokmamız lazım. Biz kimiz? Neden varız bu dünyada? Gerçekten bunun üzerine herkesten düşünmesini bekleyemiyorsun. Evet. Çünkü bunu düşünmek için bir bilinç düzeyi bu. Okuma yazma bilmeyen bir kişinin Das Kapital'i okumaya kalkması gibi bir şey bu. Ben buna benzer bir şey yaşadım hayatımda. Oradan biliyorum yani. Hani hayatında Cin Ali okumamış, 80 günde devre alem okumamış bir arkadaşımız direkt Marx'tan girmişti yani ve ağladı. Neden ağlıyorsun diye sorduğunda hiçbir şey anlamıyorum dedi. Ama çok normal yani. Duymuş işte birileri Das Kapital'den bahsediyor. Evde de görmüş okuyayım demiş. Ama yani şeker portakalı okumamışsın sen. Evet. Onun da kendi içinde düşüncenin de böyle bir evrimi var. Ve maalesef tabii ki bir haliyle de bir yandan sadece hayat üzerine düşündüğün zaman, sadece doğa üzerine düşündüğün zaman olmuyor. Başka düşüncelerle de etkileşmen lazım. Ama bazen Allah vergisi insanlar çıkabiliyor işte. Bu toprakların gördüğü en aydın insanlardan biri. Şu anlattığımız onlarca dakikada konuştuğumuz şeyleri bir türküde anlatabilen, Sivaslı gözleri görmeyen, okuma yazma bilmeyen bir köylüydü yani. Oluyor. Leonardo da Vinci dediğin adam çok büyük eğitimler almış biri miydi yani? Vinci kasabasından gelen bir köylü işte yani bildiğin. Adam neler yapmış, nasıl değiştirmiş tarihi Allah aşkına. Bir bakalım, bir görelim şunu yani. Bazen de bunlar takılıyor benim kafama. Umarım dijital dünya daha fazla insana ulaşabilir. Çünkü dijital dünya da bir hapishane. Bizim içinde olduğumuz, tamam ama fikirlerimizi paylaştığımız ama bunun çıktılarıyla buna ihtiyaç duyanlar arasında müthiş uçurumların da olduğu bir yer. Yani bugün sana bak konservatuvardaki dersten bir örnek vereceğim. Rahmetli hocam kendisini çok severdim Ahmet Cemal. Dünya tiyatro tarihi dersindeyken bir gün şey üzerine konuşuyoruz işte marjinallik üzerine konuşuyoruz. Marjinal kimdir dedi. Mesela dedi ben dedi marjinalim dedi Ahmet Cemal. Ben dedim ki hocam bir dakika ben bir şey söylemek istiyorum. Bir marjinal olduğunu bence söylemez dedim. Benim hayatımda tanıdığım en marjinal insan amcam ve marjinalin kelime anlamını bilmiyor dedim. Biraz da böyle bir dünya yani acaba. Çok tartıştığımız şeyler var. Onların özneleri de var ama acaba o özneler onun farkındalar mı? Bugün bir köyde muhtarlık yapan sosyalist, komünist lafını duyduğunda öcü gibi korkan insanlar aslında sosyalistçe davrandıklarını fark etseler ne olur mesela? Bugün İsveç'e gidip de siz sosyalizmle, Finlandiya'ya gidip de siz sosyalizmle, Norveç'e gidip de siz sosyalizmle yönetiliyorsunuz desen dünyayı başına yıkardı. Tabii. Ama da öyle. Yani üç aşağı beş yukarı öyle. Sosyal devlet anlayışının çok geliştiği yerler. Eğitim ücretsiz, sağlık ücretsiz, işte barınmada, beslenmede insanlara inanılmaz yardımlar yapılıyor. Ama tek bir noktada insanlar mutlak eşitlikte, o da adalet. Yani. İşte olması gereken sistem de bu zaten. Aslında çok basit. Yani her şeyin kuralı şeyi çok basit ama beraber yaşamayı aslında beceremiyoruz yani. Hala öğrenememişiz yani. Evrensel kurallar var Can. Şimdi suçu kimin işlediği değil, suçun ne olduğudur önemli olan. O suçu O.J. Simpson mı işlemiş yoksa Michael mı işlemiş önemli değildir. Yani isteği de önemli değildir. Doktor olup. Hiç önemli değil yani. Senin yaptığın iş, toplumda kim olduğun, işlenilen suçtan ayrı şeylerdir. Suç nedir? Ona bakılır. Suçu kim işlemişse işlemiş olsun aynı cezayı almalıdır. Bu adalete olan güveni arttırır. Güçler ayrılığı dediğimiz hikaye de bu anlamda çok önemlidir. Herkes birbirini kontrol eder. Günümüz dünyasında da etmelidir. Çünkü günümüz dünyasında artık gizli saklı iş yapamıyorsun. Yapamıyorsun, evet. Şeyi izledim. Geçenlerde bir filmi izledim. Film şey üzerine. Evet, seri cinayetler üzerine. Bu neydi seri cinayetlerin en çok tanınan ismi Amerika'da? Unuttum şimdi ismini. Onun işte işlediği cinayetleri, o seri cinayetleri anlatıyor. Günümüzde seri cinayet niye olamıyor? Ya anında ebelerler seni. Araba nerede? Kim hangi köşeden döndü? Yani adam elini kolunu sallayarak yurtlara girmiş, kadınlara tecavüz etmiş, öldürmüş. Elini kolunu sallayarak araba bile değiştirmemiş herif yani. Eyalet eyalet dolaşmış. Kamera yok. O vardalık yapmış yani kendince, kendi hayatınca.
tabii ki o bir psikiyatrik rahatsızlık. Yani içinde birçok şeyi barındıran ve devletlerin adaletin asla bir rahatsızlık olarak görmeyerek insanlara en ağır cezayı verdikleri bir şey. Ama günümüzde işte o gün öldürebilmişsen öldürüyorsun, artık yine belirlersen yani. Birisi seni yakalamak istiyorsa yakalar. Her yerde direkler var. Nasıl yorumlarsan yorumla, belki de büyük birader seni izliyor da diyebilirsin. Hiç bilmiyorum ama bu anlamda eğer buna kullanılırsa hepimizin güvenliği için çok iyi. Evet. Ama başka şeye kullanılırsa onu bilemiyorum. Kullanırlar, kötüler çok dünyada. Kimin elinde olduğuna bakıyorsun da yani. Güç kimin elinde? Sorun orada olacak yani, bu zaten teknolojinin gelişimini nasıl kullandığınla alakalı, o insani gelişmişlik düzeyi, yani aynı sorunlar tekrar karşımıza çıkacak aslında. Aynı ahlak, aynı etik kurallar karşımıza çıkacak ama şöyle de bir durum var. Yani tüm yani evrenin ya da dünyanın bu değişim ve dönüşümü, toplumsal dönüşümleri işte ekonomik ilişkilere dayalıdır der Marx ve kabul ediyoruz. Yani bu şey reddedilecek bir durum değil. Toplumsal değişim ve dönüşümleri tanımlıyoruz bazen sosyal bilimlerde ama bir de bilinç seviyesinin değişim ve dönüşümü var. Bunu da başka bir psikiyatrist Spiral Dynamics olarak anlatıyor. Yani toplumların bilinç düzeylerindeki sarmalda şekilde birbirine geçişinden bahsediyor bunu ve insanoğlu her büyük tehditle karşılaştığında, varoluşunun büyük bir tehlike altında olduğunu hissettiğinde bilinç düzeyinde bir değişikliğe gider diyor. Bu teknolojik gelişmeler bize, evet, yapay zeka bizi işte öldürecek, bizi kontrol altına alacak, tek büyük birader bizi gözlemlemeye başlayacak gibi düşünebiliriz ama şu an yaşadığımız pandemide büyük bir tehdit altında olduğunu gördüğümüz için bilinç düzeyinde bir umut, biraz düzelme, o biraz daha hakkaniyet, adalet, birazcık daha bu teknolojiyi iyi kullanmaya bir gidiş olması için umut ediyoruz. Yani öyle söyleyebilirim. Umut etmek istiyorum ya da. Yani o spiral süreçte tabii ki de en altta klan döneminde olanlar, hala köle zihniyetinde devam edenler, her şeyi ben biliyorum diyen ego merkezciler, ya ben yaparım, ben keserim, ben ederim diyenler var toplumların içerisinde. Ama yukarıya doğru bir yükseliş de olacak. Ve bu yaşadığımız pandeminin o yükselişle beraber insanın kim olduğunu farkındalığına götüren bir süreç olmasını hayal ediyorum. Ve sanatın, yine dün de konuşmuştuk sevgili Levent Üzümcü, sanatın bunu bize anlatan en doğru kanal olduğunu ve sizlere çok büyük iş düştüğünü, bunu bize anlatmak için olduğuna düşünüyorum ben, inanıyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Çok teşekkür ediyorum size. Dediğim gibi yani insanlar belki aşıyı bulacaklar, doktorlar elbette ki bulacaklar. Sonuçta dilleri, bir dil var, onu şey yapıyorlar, çözmeye çalışıyorlar. Dili çözdükleri anda derdini de anlatabilecek insanoğlu bu virüse ve onu bitirebilecek. Ama insanlar dışarıya çıktıklarında sanata ihtiyaçları olacak. AVM'ler onları iyileştirmez ki. Kesinlikle. Zaten cebinde 3 kuruş para kalmamış insanların. AVM'ye gidip hangi parayı harcayacak? Ama ben bu farkındalık süreciyle ilgili, söylemiş olduğum farkındalık süreciyle ilgili şeye biraz değinmek istiyorum. Acaba bu mümkün mü? Çünkü kötülük satın alınabilen bir şeydi bir yandan. İyi bir insan kendini kötülere satmaz ama kötülük için bekleyen, kötülük yapmayı eğer bir para alıyorsa çok da büyük suç görmeyen insanlar var dünya üzerinde. Örneğin dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu Askıda Fatura kampanyası yurt dışından gelen siber saldırılar nedeniyle iptal edilmek zorunda. Şimdi ne, birisi diyor ki ben faturamı ödeyemiyorum. Çok parasız kaldım. Çok yani derin bir parasızlık yaşıyorum. Bunu yapmak da kolay değil. Ama nedir durum? Gizli bir durum var. Yani gidip oraya katılıyorsun. Bunu kötüye kullananlar var mıdır? Elbette, maalesef. Çok üzgünüz ki vardır. Ama oraya gidip yardım yapanların hepsi iyi insanlardır. Bunu da çok netiz. Yani ben birilerinin faturasını yatırmak istiyorum diyen vicdanlı insanlardır. Bir kere bundan netiz. Diğer grubun içerisinde vicdansız olanların olma ihtimali vardır. O kadar. Ama ben zannetmiyorum ki onlar fazlalık olsunlar. Bir kere bunu söyleyeyim. Yani onların küçük bir grup olduğunu söylemekle yetinebilirim. Eğer varsa. Şimdi böyle bir şey neden engellemek ister insan? Siz yardım ettiğiniz insanın, faturasını yatırdığınız insanın hangi partiye oy attığını biliyor musunuz?
Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Siz o insanın hangi mezhebe inandığını biliyor musunuz? Nasıl giyindiğini biliyor musunuz? Bildiğiniz tek şey İstanbul'da oturdu. Yani küçük Türkiye'de. Haksız mıyım? Yani her şey çok net. Arkadaş, neden birileri bu hizmeti engellemek için siber saldırı düzenler? Hiç düşündünüz mü bunu? Yani şuna doğru gidiyor bu hikaye. Bu ülkeyi benden fazla kimse sevemez. Bu ülkeyi bizden fazla kimse sevemez. Bu ülkeyi bizden fazla başka kimse hizmet edemez. Ama bu yavaş yavaş sertleşiyor bak farkındaysan. Ben varsam devlet var, biz yoksak devlet yok. Devletin olması için bizim olmamız lazım. Böyle bir aymazlık işte bu. Böylesine derin bir aymazlık bu. Size ikinize şunu söylemek isterim ki biz ülke olarak çok şeyi kaybettik. Çok uzun süreden beri çok şeyi kaybettik. Ve hep o verilen örnekte olduğu gibi sıcak, yavaş yavaş ısınan ve kaynamaya doğru giden suyun içindeki kurbağa gibiyiz. Bakın Aşk 101 diye bir dizi var. İzlediniz mi bilmiyorum diziyi. Çok ses getirmiş. Dünyada da anladığım kadarıyla Netflix'in en çok izlenenler listesine girebilmiş. Başarılı da bulduğum, gerçekten çok da beğendiğim bir iş olmuş. Helal olsun o işin içindeki herkese. Orada bir yalı var yıkılmak üzere olan. Ben de geçenlerde onu söyledim, yani o yalı acaba Cumhuriyet mi temsil ediyor? Çünkü her şeyleri dökülüyor yalının. Ve oğlum, 2002 doğumlu oğlum beni dün aradı ve dedi ki baba diziyi izledin mi dedi. İzledim oğlum dedim. İşte konuştuk diziden falan. Nasıl buldun dedim genel anlamıyla. Ne öyle ya dedi. Herkes dedi çok dedi modern dedi. Öyle bir Türkiye mi var dedi. Şimdi 1998 yılında bizim izlediğimiz gençler 1980 doğumlu 90 gençliği. Sanıyorum siz ona daha yakınsınızdır yaş olarak yanlış bilmiyorsam değil mi? Yani 82 doğumluyum işte tamamen neredeyse ben, sizin jenerasyonunuz. Değil mi Can? Sen de ben mi? daha 75'liyim ben. Yani işte 75. senden de 5 yıl. Yani ikinizin arasındaki bir dönemden bahsediyoruz. Senin daha yakın olduğun. Ama adı 2002 doğumlu ve o tarihle ilgili hiçbir şey bilmiyor. Ve onun Sevindim. için o görmüş olduğu dizi başka bir ülkenin dizisi, başka bir ülkeymiş gibi. Başka bir Ama değil. dünya. Bu ülke böyleydi ve ne kadar geriye gittiğimizin de bir göstergesi. Yol yapmak seni ileri götürseydi keşke. Yeni bir havalimanı yapmak, yeni bir kanal yapmak seni sosyolojik anlamda daha ileri götürseydi keşke. Ama bugün kutsanağın ben beyime hizmet etmek için buradayım. Varlığım beyime armağan olsun. Yani bir grup insanın televizyon reklamlarında, Instagram'da falan beyine nasıl hizmet ettiğini gösteren ve bundan gurur duyan, garip garip eğlenceler düzenleyen bir güruh çıktı ortaya. Elindeki paranın ya da parasızlığın kıymetini bilmeyen, inancına saygı duymayan ama çok inançlıymış gibi yaşayan ve sanıyorum ki gerçek anlamda Anadolu'nun o inandığı İslamiyet'in çok daha başka tarafıyla meşgul olan ve herhalde zannediyorum ki İslamiyet'e tarihindeki en büyük zararı vermiş bu ülkedeki insanlar türediler. Algı anlamında. Bu kadar deistin ortaya çıkmasının başka bir açıklaması olamaz. Yani İmam Hatipler'de okuyup da bu kadar deist çıkmasının insanların bir açıklaması olamaz başka türlü. Çünkü imam ve hatip olmaya gittiğin okuldan deist olarak çıkıyorsun. Ya okulun eğitiminde bir hata var, ya Türkiye'de İslam'ın tanıtılmasında, yaşanmasında, algılanmasında büyük bir hata var. Çünkü olmaz bu. Olmaması lazımdı. Demek ki bir yerlerde birileri hata yapıyor. Bana da bir şekilde geri dönmemiz lazım ama yani ne olursa olsun tiyatroya, sanata, operaya neyse artık yani Nasıl konserler. döneceğiz onu da bilmiyorum. Çünkü bu süreçte galiba Kasım ayına kadar, Aralık ayına kadar, hatta bazıları söylediği 2021'e kadar, başına kadar bu Yok gösterinin olamayacağı. Peki olmayacak. biz bu gösterilerden günde kazandığımız parayla yaşayan insanlarız. Kendimi çok Nasıl? katmıyorum bunun içine. Ben tiyatro sahibiyim ama yevmiyeli çalışan insanlar var. Ne yapacağız bu insanlarla ilgili? Diyorum ya, bir gün tiyatro yapmaya kalktığımızda kimseyi bulamayabiliriz etrafımızda. Evet. Abi ben garson oldum diyecektir yani. Doğru. Ben garson oldum, bu akşam çalışıyorum ve tiyatroda kazanacağımdan daha fazla para kazanıyorum diyebilir. Çünkü sonuçta yaşamın da belli dayatmaları var.
o ev kirasını vermelisin. Şu an evinin kirasını veremeyen o kardeşlerimiz, yövmiyeli olarak çalışan evinin kirasını veremeyen kardeşlerimiz ne yapacaklar? Bu beni çok üzen bir şey işte. Bu düşünceler çok yıpratıcı düşünceler. Dipten ve sert duygular yaşatıyor gerçekten bunları düşünmek. Umarım güzel bir şekilde çıkarız diye az önce bahsettiğim gibi pozitif ve olumlu olmaya Yani çok çalışmak. umucu bir insansın sen. Ne kadar savunmaya çalışsam da. Ya dediğim gibi olanı olduğu gibi görmek. Yani bahsettiğiniz şey evet bizim bir klan yanımız var. Bizim bir böyle toplumcu, bir itaatkar yanımız var evet. Ve işte Atatürk onu zamanında çok daha yukarılara çıkarmış. Ve dediğim gibi spiral yani bu sürekli değişen ve dönüşen bir şey. Sonrasında bu yine tekrar düşmeye başlamış. Ama şu an yaşadığımız bu sert pandemiyle beraber ve teknolojiyle beraber o nedenle ben evet öyle bir yapımız var klan ego merkezci ben yaparım ben biliyorum asarım keserim ben ne dersem o olur diyen ve işte kadını ayrımlaştıran farklı bir yere koyan bir yapı var evet bunu görüyoruz bunun olduğunu biliyoruz ama bu yaşadığımız pandeminin sertliğiyle beraber daha hızlı bir uyanış olabilir. Yani Can'ın başta bahsettiği Microsoft zaten buna hazırdı ve bizi bunu hazırlamak için getiriyorlar kısmı doğru. Biz neden hazır olmamız gereken şeyi düşünüp oraya doğru yeni yapılar geliştirmiyoruz? Bu teknolojik olarak da olabilir, zihinsel olarak da olabilir. Teknolojik olarak bilime olan inanç ve güvenin daha da artacağını düşünmek bilim adamlarına. Bir yandan da sanata ve sanatçıya hakkını vermek, toplumsal değişim ve dönüşümleri sağlayan şey o ve onlara bu imkanı vermek. Yapacaklar mı, edecekler mi? Evet, soru işareti. Ama olacağını, bunu görüp bu olması gerektiğiyle ilgili çalışmamız gerekiyor, çabalamamız gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden hep olumlu düşünüyorum. Olur, yani neden olmasın? Şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi etrafımızda yaşadığımız hayatta hani belli dönemler vardır. İşte arkadaşlarımız evlenirler. Arkadaşlarımız çocuk sahibi olurlar. Arkadaşlarımız boşanırlar. Falan diye böyle evreleri vardır insanların hayatlarının. Şimdi buna benzer bir şey olmakta Türkiye'de ve biraz da atlanıyor bunun ne olduğu. Bakın şöyle bir örnek vereceğim size. Sahil kasabasına yerleşmek istiyorum diye insanların çoğu sahil kasabalarına yerleşiyorlar. Ve çoğu insan, bilmiyorum farkında mısınız, tarımla uğraşmaya başladı. Yani üniversite mezunu, tarımla ilgisi olmayan, tarımı öğrenmeye başladılar. Tarımla uğraşmaya başladılar. Köyden kente bir göç olmuş ve Türkiye'deki tarım büyük bir darbe almıştı. Şu an Türkiye'deki tarımın almış olduğu darbe, iktisat, işletme, ekonomi, konservatuvar, bilgisayar mühendisliğin bütün dallarındaki mezunlarını iyi değerlendiremediği için bu toplum. Bu insanlar köylere kaçmaya başladılar ve farkındaysanız tarımla uğraşmaya başladılar. Çok acayip bir döngünün içindeyiz. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani köydekiler kente geldi, kenttekiler köye gitti. Gidiyorlar da bu akış devam ediyor. Çünkü artık kentlerin istihap haddi de oldu artık. Taşıyamıyor kentler sırtındaki yükü. O yüzden de İstanbul'daki yoğunluk ağırlıklı olarak bizim şehrimize doğru kaymaya başladı. Ama onlar çok fazla tarımla uğraşmıyorlar. Yani çoğu tarımla uğraşmıyor. Yani daha güzel evlerde inzivaya çekilmeyi tercih ediyorlar. Parası pulu varsa. Daha az parası varsa belki küçük bir bahçesi varsa orada bir bostan yapıyor birine. Öyle takılıyor ama inanılmaz bir şey var. Bir değiş tokuş var toplum arasında. Şimdi Türkiye'de çok şeydir bu. Modadır. Köylü diye aşağılamak insanları. Ya bırak Allah'ın köylüsünü. Köylü kafalı, köylü zihniyetli dersin insanlar. Evet, köylüler çıkarcı insanlardır. Çünkü doğa onları buna itmiştir. Yani yağmur yağmazsa ayvayı yersin. Yağmur yağması için her şeyi yaparsın. Doğa dahil. Kuraklıkla mücadele etmen lazım. Böcekle mücadele etmen lazım. Verimle mücadele etmen lazım. Satışla mücadele etmen lazım. Çalışanla, yani garip bir şeydir o. Garip bir dünyadır o. O yüzden köylüler hep çıkarlarını düşünürler. Köyde yaşayan insanlar. Aslında insanlar herkes çıkarını düşünür ama köyde yaşayanların çıkarları tarla gibi apaçıktır. Yani hiç
Köylü kurnazlığı lafı da oradan geliyor zaten. Şimdi köylünün bildiği bu saydığın pek çok şey vardır. Sen bunu bilmezsin kentli olarak. Toprakları anlamazsın, toprağın yapısını bilmezsin, o toprakta ne yetişir bilmezsin. Ne zaman su verilmeli, ne zaman su verilmemeli. Yağmur yağarsa ne yapmalı, yağmazsa ne yapmalı bunların hiçbirini bilmezsin. Ama çıkıp köylüyü aşağılarsın. Olacak iş değil. Köylü de mesela yıllarca şehirde yaşayan herkesin eller havaya seks partileri yaptığını düşündü. Ya bunu düşündürttü Türk sineması sağ olsun kendilerine. Bütün renkli sarı saçlı insanlar sürekli ellerinde içkilerle ha birbirlerinin karılarıyla falan yatan bir toplum olduğunu düşündü kentte yaşayanların. Sonradan baktık ki biz köyde olan şeyler çok acayipmiş meğerse. Yani kentlerin düşünemeyeceği şeyler de oluyormuş. İnsanların bu birbirleriyle olan ön yargılarını yıkmak gerekiyor. Nasıl yıkılacaktı bu? Belki de böyle yıkılacaktı. Belki de bu dönem, bu yaşadığımız korkunç dönem aslında birbirimizden uzaklaştığımızı düşündürtse de bize, belki birbirimize daha çok yakınlaştırdı. Kesinlikle. Belki de, eğer hani bir parça umut sahibi olmak gerekirse, belki de Türkiye çok ağır bir bedelle ortalamasını buldu sosyolojik olarak. Bazen bunu düşünmüyor da değilim açık açık söylemek gerekirse. Yani olabildiğince kentlileşme, olabildiğince köylüleşme ve bunun işte bir harmanı ile ortalığının bulunması, herkesin birbirine bu süreç bittikten sonra daha saygılı olacağını düşünüyorum. Kesinlikle Yani harikasın. bakıyorsun mesela kimse artık birinin ölüm yıldönümünü kutlamıyor. Yani aynı kişi, aynı toplumsal figürün hem Alparslan Türkeş'in hem Deniz Gezmiş'in doğum gününü kutladığını ya da ölüm yıldönümünü andığını görüyorsun. Evet. Sanki buradan bir şey çıkacakmış gibi. Siyasetin toplumu yönettiği için söylüyorum. Siyasetin birçok şeye karar verdiği için söylüyorum. O ayrıştırıcı dilinin karşısına bu birleştirici dil çıktı. Ve ayrıştırıcı dili konuşanlar o dili bilmiyorlar. Onlara hiç bilmedikleri lisandaki bir radyo programı gibi geliyor. Anlamıyorlar yani. O diyor ki herkes bizim biz hani çıkışı buradan bulacağız. Yani bir şekilde ayrıştırılan toplumu bir araya getirmekte bulacağız. Zaten bunu pratik örneklerini de hepimiz görüyoruz. Yani işte sosyal medyada görüyorsunuz, televizyonda görüyorsunuz. Aklı fikri vicdanı hür insanlar bu yolda gidiyorlar. Ağzınıza sağlık. Gerçekten bu işte bunu diyorum. Buna inanıyorum ben de. Hani dün de konuşmuştuk Harari, dünyanın hikayesine sahip olmak istiyorsak her alanda, her bilim alanında okumamız gerekiyor diye ve teknoloji de bizi bir yerde işsiz bırakacaksa zaten okuyup yani birbirimizi öğrenmekten başka şansımız kalmayacak gibi. Teknoloji bizi de biraz oraya götürüyor gibi. Yani şöyle örnekler veriyoruz mesela. Şu an AVM'ler kapandı. Oradaki müşteri hizmetlerinde çalışan kişiler evdeler. İşte kargocular çok büyük tehlikedeler. İşte doktorlar, hemşireler büyük tehlikedeler. Bunları nasıl çözeceğiz? Yani AVM'deki adam para kazanmak istiyor tabii, şirket sahibi. O yüzden çalışanı atıp bir makine koyacak oraya. Yani onlinelaştıracak, dijitalleştirecek vesaire gibi. Bunlar çok ayrıntı. O yüzden makinalaşacaksak ve elimizden işler alınacaksa ne yapacağız? Biz oturup dünyanın hikayesini konuşacağız biraz daha. Biraz birbirimizi tanımak zorundayız. Birbirimize ihtiyaç duyacağız gibi görünüyor. Yani az önce bahsettiğiniz şeyde birbirimizi daha iyi anlamak, daha saygılı olmaya götürecek bu bizi sanki doğal olarak diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz? Düşünsene şimdi virüs bakıyor mudur? Ben İtalyanı öldüreyim, İspanyolu öldüreyim diye bakıyor mu? Yani virüs diyor mu? Bir dakika nerede onlar? Falan. Ama bakıyorsun yöneticilerin işte kaba sabalıklarına. Amerikalı yönetici çıkıp diyor ki o zavallılardan Çin virüsü diyor virüsü. Hemen isim koydular. Bütün dünya işte Covid diyor, işte korona diyor falan. O hayır. Çin virüsü diyor. Hani bütün dünyanın söylediği ismin daha farklısını söylemek kedi kültürünü ve kendi yaratmaya çalıştığı militanları, siyasi militanları domine etmeye yönelik, onları motive etmeye yönelik şeyler. Çinlilere düşman yapıyor zaten. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bütün Japonları toplayıp toplama kamplarına götürdüler. O kamplara tıkadılar ve Amerika'da doğmuş, kendini Amerikalı olarak gören ama annesi babası hem Japon dilini hem Amerikan dilini çat pat konuşabilen insanlar lise hayatlarında, okul hayatları boyunca Amerikan marşını söylemiş olan insanlar, kendilerini Amerikalı olarak gören insanlar 1940'lı yılların başında toplama kamplarında buldular kendilerini. Bu onlar için büyük bir travmaydı.
Ve çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Savaşın belli bazı bölümlerinde gönüllü olarak oradan savaşa gitmek isteyen insanlardan kurulu taburlar oldu. O insanları ateşin ortasına attılar. En zorlu mücadelelere o Japonları gönderdiler. Amerikan asıl, Japon asıllı Amerikalıları gönderdiler. Leblebi gibi öldürülmelerine göz yumdular. Tıpkı Anzakları Gelibolu'da gözünü Gönderdik. kırpmadan ateşe atan İngilizler gibi, ki onlar aynı ırktan geliyordu tırnak içinde. Bunu yapabildi insanoğlu. Kötülüğü hiç bitmiyor insanoğlunun ve çok virüsten daha bulaşıcı bir şey. Eğer temelin sağlam değilse, insaniyet temelin sağlam değilse ve kötülüklere dur diyemiyorsan, kendini müthiş bir kötü dünyanın içinin, kötü bir cehennemin odunu olarak görebilirsin, bulabilirsin. Bugün ne kadar zor düşünsene bir insan için faturamı ödeyemiyorum diyerek yardım istiyor olmak. Ve bu yardımları insanların almasının önüne geçecek kadar kötü olabilmek. Bunu yapmak için maaş alıyor olabilmek. Bunu nasıl sindirebilir insan içine? Avrupa'dan yapıyorlar bir de bunu. Avrupa'dan saldırıyorlar. Muhtemelen işte bu siyasi garabetin yurt dışındaki işte siber güçleri yapıyor bunu. Düşünsenize ya. Halka hizmet edilmesinin önüne geçecek kadar iktidarı kaybetmek istemiyorlar. Neden acaba? Yani dünyanın her yerinde bu tarz kötülükleri görüyoruz ve bu tarz kötülüklerden kurtulmanın tek bir yolu var. Daha iyi evlatlar yetiştirmek. Aklı, fikri, vicdanı, hür, aile içi eğitiminde bunları almış insanlara eğitim. Çünkü hiçbir okul size bunu yapmanın ayıp olduğunu söylemez. Çünkü bu aileden alınan bir şeydir. Hani Doğru. günahı falan geçiyorum, yani onursuzluk olduğunu söylemez. Hani ünlü bir Türk büyüğünün de dediği gibi hırsızlık babadan oğula geçer. Değil mi? Yani eğer sen hırsızsan oğlun hırsız olur. Değil mi? Ne kadar doğru söylemiş. E şimdi onun gibi işte dünyada. Sen onursuzluk yaparsan oğlundan onurlu olmasını nasıl bekleyeceksin? Sen ilkesizlik yaparsan kızından ilkeli olmasını nasıl bekleyeceksin? Sen kaypaklık yaparsan çocuklarının durduğu yerde durmasını, lafının sözünün arkasında durmasını nasıl bekleyeceksin? Sen çocuklarına iyi bir örnek olamazsan o çocuklardan iyi bir şey çıkmaz. O yüzden bu ülkenin en büyük eksiği aile içi eğitim eksiğidir. Yemişim okulları yani. Yemişim okulları yani, cebinde kim yok? Einstein mi yok cep telefonunda? Shakespeare mi yok cep telefonunda? Hepsi oldu. Cep telefonunda yarışma mı, bilgi yarışması mı yok? Kim istiyorsan var, ne hangi bilgiyi istiyorsan var. Güvenilir kaynaklar mı bulamıyoruz? Nasıl bulamıyorsun abi? Dünyanın güvenilir kaynakları bellidir yani. BBC yılda kaç tane hatalı haber verir? Ya da Deutsche Welle. Kaç tane hatalı haber verir ki bunlar? Yani hatalı haber vermek üzerine kurulmuş Anadolu Ajansı diye bir şey var. Yani yalan haber vermek üzerine kurulmuş ajanslar var. Gazeteler var. Ya bunu yapmak üzere kurulmuş basın. Ama Türkiye'de sizin ana dilinizde hatalı haber yapmamayı şiar edilmiş. Elinden geldiğince doğru düzgün haber yapma peşinde koşan siteler de var. Haber siteleri. Hepimiz biliyoruz. Gazeteler var. Hala var. Hala bitirilemediler yani. Çünkü büyük bir çoğunluğu bu ülkenin aslında aklı, fikri, vicdanı hür insanlardan oluşuyor. Merak etmeyin siz. Sadece gerekli bir yeri beklerler. Ortaya çıkabilmek için, bir araya gelebilmek için gerekli bir zamanı beklerler. Biraz geciktik ama. Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Can, var mı senin? Ben çok yorduğumuzu Son düşündüğüm söyleyeyim ben. Yani şimdi anlatılanlara bakınca, Türkiye'de son 20 yılda yaşadıklarımıza bakınca daha ne göreceğiz? Daha ne göreceğiz diye her sabah uyanırken benim bütün şeyim, beklentim herhalde bir uzaylılar kaldı falandı. Ha, onu da gördük deyip çok ona güldük gerçekten. kapatmıştık konuyu ama hiç bitmeyecek herhalde bir şekilde. Şeymiş galiba onlar. Eski habermiş. Eski haber. Hayır, mevsim habermiş, hem de galiba şeymiş. Yukarıda UFO işi değil. biten uyduların atmosfere Evet. girerken durumlarıymış galiba. Ben de hep UFO onu söylerim yani. Eğer evrende uzaylılar varsa, ki olma ihtimali sen varsan başkasının da hazırlık. olma ihtimali olduğu gibi fazladır yani. Eğer evrende uzaylılar varsa bence dua edin de onlar bizi bulmasın, biz onları bulalım. Tabii. Çünkü valla Güney Amerika'yı keşfetmiş İspanyollar gibi yaparlar bizi, ne olduğunu sanmıyorum. Eğer bir şeye dua edecekseniz buna dua edin yani. Evet. Allah bizi bulmasınlar.
Peki, ne yapalım? Devam edelim mi? Sonlandıralım mı? Can? Benim için sıkıntı yok. Levent Bey'in bir Bence soru. sonlandıralım o zaman. Tamam. İstiyorsanız güncel konularla sizlerle haftada bir buluşup sohbet edebiliriz. Harika. O haftanın olayları üzerine konuşabiliriz ama güncel olaylar olacak bunlar tabii ki. Tamam. Ve ister istemez tabii ki burada hani çok da kaçak oynamamak gerekecek. Yani onun da bir bilincinde olmak da lazım. Yani böyle bir şey isterseniz böyle bir şey yapabiliriz. Onu bir konuşalım biz. Bilinci olarak konuşup aramızda olacak. Çünkü sizin istediğiniz bir şey olmayabilir bu. Siz Evet. daha çok hani çünkü buradan insanlara ulaşıyorsunuz falan filan. Ya Sadece bilginizle. ben sözünüzü kestim. Dijital dönüşümle ilgili ne yapmamız gerekiyor? Evet, bir gerçeklik var ama biraz daha evrensel düşünmek gerekiyor. Yani benim yapabileceğim şey ne kendi sınırlarımda? Onu konuşabilmek gerekiyor. Bu noktada sizin bu oyunculukla ilgili, yani bu dijital dönüşümdeki oyunculukla ilgili ve işte o insan zihninin, bilincin gelişimindeki değişim ve dönüşümdeki katkılarınızla ilgili aslında burada konuşmak istemiştim. Onun için sizi davet etmiştim. Çok çok teşekkür ederim. Çok dolu dolu ve şey bir şekilde aktarıyorsunuz bunu. Bundan sonrası için de evet biraz düşünüp konuyla ilgili, bunlarla ilgili Tamam tamam hadi. Hazırlayalım falan. Ondan önce. Siz Ama düşünün. canın fikirlerini de tabii almak önemli. Size her zaman ihtiyacımız var. Bütün Sağ toplum olun. var. Çok teşekkür Çok ederim inanıyorum. arkadaşlar. Çok Çok teşekkür teşekkür ediyorum. ederim. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.